Kendilerinde beğenmedikleri kusurları sayarken Hazal Kaya boyundan dertliydi. Yanına yanına, al beni yanına. Hülya Avşar çillerini beğenmiyordu. Çilli bom bom bom. Demet Akalın makyajsız soluk yüzünden dertliydi. Bittim, helal olsun. Ebru Gündeş dişleri ayrıktı, ondan şikayetçiydi. Yokluğunla sen harikasın. Deren Saat de aynı dertten muzdaripti. Diş ve damak yapısını beğenmiyordu. Ya bu dişler ne? Sinem Kobal'ın derdi gözaltı torbalarıydı. Fahriye Evcen kemerli burnundan dolayı sıkıntı çekiyordu. Emine Sandal göz kapakları düşüktü, bunun derdine düşmüştü. Gülşen son zamanlarda göbek salmıştı, o göbekle meşguldü. Evet, her güzelin bir kusuru vardı ve biz değil bizzat onlar itiraf ediyordu bunu. Peki diğer güzellerimiz, onların ne kusurları var? Devam ediyoruz listemize kaldığımız yerden. Her güzelin bir kusuru var. Sibel Can kendinde en çok neyi beğenmiyor? Kibariye, Bülent Ersoy, Çağla Şikel, Özlem Yıldız, Hande Yener. Kendilerinde neleri beğenmiyorlar? Biraz kusur vebali, olan var olmayan var. Popçu Bengü'nün zaafı, Zinet Salih'in ahları ofları, Aleyna Tilki'nin 17 yaş kusuru, Gülben Ergen'in kendinden memnun olmadığı organı ne? Bakacağız artık. Her güzelin bir kusuru var dedirten araştırmamızın ikinci bölümünde büyük sürprizler var. Burcu Biricik, çıtı pıtı sarışın maviş gözlü bir güzel o. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gül serdi. Gelin görün ki bu güzeller güzeli kızımızın da kendinde beğenmediği yönler var. Mesela göz kapakları, çok düşük buluyor göz kapaklarını. Nasıl uyuyorsun geceleri nasıl? Lolita popçu olarak girmişti yıllar yıllar önce hayatımıza Bengü. Sen bir çiçeksin, ben de suyum. Bengü'nün kendine dair beğenmediği kusurlarına gelince, ilk olarak son zamanlarda aşırı kilo almasından rahatsız. O eski Lolitalık günlerini özlediğini söylüyor sık sık. Ayrıca seyrek kaş yapısı ve kirpiklerinin az oluşu Bengü'nün diğer kendinde bulduğu kusurları. İvana Sert, sırf asıllı güzel modacının kendine dair bulduğu en büyük kusuru ayrık ön dişleri. Ayrıca ergenlik döneminden bu yana ezeli ve ebedi sorunu olan sivilceleri ve kaz ayaklarındaki kırışıklıklar güzel modacının kendinde gördüğü kusurlar arasında. Yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. Sibel Can. Deli gibi bir sevmek ruhumuzda var. Balık etli olduğunu, kilo meselesinin oldum olası konuşulduğunu biliyoruz Sibel Can'ın. Ancak asıl derdi kiloları değil ünlü astrolistin. Kimse şah değil, padişah değil. Tıpkı İvana Sert gibi o da oldum olası bitmek tükenmek bilmeyen, ergenlikten kendisine miras sivilceleriyle uğraşıyor. Ne yapsa ne etse de 14-15 yaşından beri kurtulamadığı sivilceleri en büyük derdi Sibel Can'ın. Ona vurdu bugün, ferman dinlemiyor. Gülben Ergen, onun kendinde bulduğu kusurlar ne? Yataş yataş, artık ürkek korkak değilim ben. Güzel astoristin derdi de hokka burnu. Estetik korkusu nedeniyle bir türlü bıçak altına yatamıyor ama güzel şarkıcı hokka burnundan oldum olası dertli. Gitmedi gitti şu harbim. Kibariye, onda kim bilir ne kusurlar var. Kim bilir, kim bilir. Boş'un derdi kısa boyu ve basenleri. Sadece yaşı itibarıyla değil, gençlik yıllarından beri basenleriyle başı dertte Kiboş'un. Meryem Uzerli. Hürrem Sultan olarak hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin de elbette kendinde beğenmediği yönleri var. Ben çok şahaneyim. Diri cildi, dolgun dudakları ve rengarenk gözleri pek çok hanımın imreneceği özellikleri. Lakin kaşlarından ve göz altlarındaki morluklardan şikayetçi o da. Ya bu işler ne, aman aman. Zinet Salih ile devam ediyoruz. Bekarlık sultanlık hocam, dünya varmış oh be. Onun derdi de yüzünde gözündeki kırışıklıklar, bitmek bilmeyen sivilceleri ve lekeler. Ayrıca kısa boyu Zinet Salih'in bir diğer huzursuzluğu. Olur muyum, olur.
Hande Yener. Bir dönem kemerli burnuyla tanınmıştı. Yalanın batsın yalancısı. Şöhreti bulduğunda burnu işte böylesine kemerliydi Hande Yener'in. Çok uğraştı, birkaç kez bıçak altına yattı ve sonunda işte böyle bir burna ulaştı. Ruhun belki can çekişiyor. Elbette burun kusurunun ardından bitmedi sıkıntıları. Hala çene çevresindeki çukurlar, gözaltı torbaları ve kırışıklıklar Hande Yener'i sık sık operasyona itiyor. Botoks uygulamalarıyla göz etrafını sık sık düzelttiriyor. İnce dudakları için de sık sık botoksa başvuruyor. Bal gibi bal gibi dar gibi yanaklar. Çağla Şikel, onun derdine kendine dair dersiniz. Özüne özüne yaratmış Allah. Pek çok hanımın özendiği uzun boyu derdi olmaya başladı Çağla Şikel'in. Yaşı ilerledikçe uzun boyunun sıkıntısını çekmeye başladı. Biraz kamburlaşmaya başladı. Yine uzun boyu kaynaklı 41 numara ayakları da Çağla Şikel'in bir diğer derdi. Bülent Ersoy, o şarkılarında dünya güzellerim diye haykırıyor sık sık ama elbette var bazı dertleri. Benim dünya güzel. Yoğun makyajı nedeniyle yüzünde gözünde görmüyoruz çok fazla ama makyajsız olunca hissediyoruz ki onun da göz çevresinde alnında ciddi kırışıklıklar var. Divanın kiloları bir diğer derdi ama asıl derdi seyrelen ve dökülen saçları. Sezen Aksu, onun acaba kendinde bulduğu kusur nedir? Minik Serçe'nin kısa boyunu sakın dert ettiğini düşünmeyin. Zaten onun lakabı Minik Serçe. Asıl derdi ise, kendinde beğenmediği yönü ise seyrek saçları. Kaçın kurası, bu ne baş belası bu. Popçu Sıla'yla devam ediyoruz. Zehrimiz çok en gerekten. Şu sıralar aşk sarhoşu Sıla. Aşkın verdiği bir güzellik var üzerinde. Havalara nasıl da geriniyor. Alendol onun beni nasıl. Evet, aşk ona yaradı. Zaten güzel ve çekiciydi. Daha da bir iddialı hale geldi ama elbette kusurları var. Örneğin seyrelen saçları. Durumlar böyle. Nurgül Yeşilçay'la devam ediyoruz. Açım, açım, açım. Evet, şu sıralar hep böyle bağırıyor Nurgül Yeşilçay. Çünkü basen bölgeleri başta olmak üzere giderek kilo alıyor. Kalın bel bölgesi Nurgül Yeşilçay'ın kendinde oldum olası bulduğu kusur. Ay tombulum tombulum. Nadide Sultan. O bir dönem kendine şöhret getiren bu görüntüsünden kurtulmak için herkes silikon taktırırken tersi operasyon yaptırdı. Affedilmeyi bekledin olmadı, yine iple döndüm. Bir dönem 130-60-90 olan bu görüntüsünden yaptırdığı operasyonla 90-60-90'a döndü Nadide Sultan. Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Henüz 17 yaşında Aleyna Tilki. Peki kendinde beğenmediği yönler ne bu genç popçunun? Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktın? Yaşı itibarıyla henüz çok yolun başında. Ama derdi aşırı zayıf oluşu. Bu yaşlarda normal tabii. Masumun ahı aheste aheste alınır. Açık deride bir başka sıkıntısı Aleyna'nın. Bu kadar beyaz olmak istemediğini söylüyor sık sık. Olan olmuş zaten. O sen olsan bari.